Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Arınç, yaşanan krizde milleti keriz mi sanıyor? Gazeteci Gürkan Zengin'in Ankara masası gündem özeline konuk olan Bülent Arınç, deprem felaketlerinin ardından seçimler ertelenebilir açıklamasıyla ilgili şunları söyledi. Öyle şeyler oluyor ki pişman olurlar, kaos çıkar, birisi yapamayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir, esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir. Çık işin içinden. Mecellenin kaidesi. Sulh hükümlerinin en güzelidir. Burada sulh nedir? Uzlaşmak. Arınç baktı ki Cumhur İttifakı da deprem enkazının altında kaldı, 84 milyonun akıl edemediğini akıl edip anayasanın 79. maddesini de önerisine destek göstererek bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğunu iddia etti tam bir boş hayal. Çöken tek adam rejimine de bitik Recep Tayyip Erdoğan'a da zaman kazandırma amacı taşıyan bu çıkış hukukçular ve siyasi parti liderleri tarafından tepkiyle karşılandı. Arınç yaşanan krizde milleti keriz mi sanıyor? Enkaz altında cenazeler hatta canlı çıkarılanlar varken Arınç'ın aklı fikri AKP'ye yeniden seçim kazandıracak formül üretmekte. Zengin soruyor, YSK'nın yetkisi var mı? Arınç özetle şöyle yanıt veriyor. YSK'nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. maddede bunu anlatıyor. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili. Peki anayasanın 79. maddesi bu yetkiyi okuyun bakalım veriyor mu? E seçimlerin genel yönetim ve denetimi. Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Yüksek Seçim Kurulu 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurulları'nca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir. Bu üyeler sal çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu'na Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından at çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili at çekmeye girmezler. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimiyle milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur. Yok erteleme ya da iptal yetkisi YTK'ya asla verilmemiş. Arınç uyduruyor. Yerseniz seçimlerin erteleme kelimesi bir üst 78. maddede şöyle yer alıyor: d. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler. Madde 78. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Sadece savaş hali, o da meclisin karar vermesine bağlı olarak bir yıl geriye bırakılabiliyor. Savaş devam ediyorsa birer yıl meclis tarafından erteleme yapılabiliyor. Savaş var mı? Yok. Olabilir mi? Erdoğan herhangi bir ülkeye savaş ilan edebilir mi? Anayasanın 78. maddesine göre savaş ilan etme yetkisi de meclise ait. 360 oy gerekmiyor. AKP ve MHP oyları ile meclis bir ülkeye savaş ilan edebilir. Ancak Arınç bu ihtimalden bahsetmiyor ve YSK'nın yetkili olduğu palavrasını ortaya atıyor. Arınç'ın Türk siyasetine kurmak istediği bu tuzak tahminim o ki şöyle işleyecek. AKP ya da MHP ayrı ayrı YSK'ya şu gerekçeyle başvuracak. Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri bir yıl ertelenmeli. YSK bu anayasaya aykırı öneriyi kabul eder mi? 11 yüksek yargıç bu teklifi birkaç dakikalık bir toplantıyla hukuken reddeder. Ancak herkesin aklına geleni de yazmak gerekir. YSK seçimleri anayasaya aykırı olarak hukuken değil siyaseten erteler. İşte Arınç'ın beklentisi de budur. Kanuna aykırı mühürsüz ve geçersiz 2,5 milyon oyu kabul ederek rejim değiştirip ucube tek adam rejimini kabul eden YSK'nın 11 üyesi değişti. Soru şudur. YSK anayasayı tekrar çiğner mi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.